Sevgili izleyiciler, günümüzde iletişim araçlarının müthiş gelişimiyle birlikte haberleşme, bilgi paylaşımı gibi konular son derece kolaylaşmıştır. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen bilgiye ulaşmak enteresan bir şekilde zorlaşmış, özellikle de doğru bilgiye ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu çerçevede naçizane ben Mehmet Ali Yaşar ve arkadaşım Özgür Kahraman Bey ile beraber 10 yıla dayanan Çin ile ilgili münasebetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz tecrübeleri ilgilenen, bilgilenmek isteyen, doğru bilgiye ulaşmak isteyen herkese ulaştırmak maksadıyla bu programı yapmaya karar verdik. Ben Mehmet Ali Yaşar, dediğim gibi Türkiye Çin Dostluk Vakfı mütevelli heyet üyesiyim. Aynı şekilde Özgür Kahraman Bey de çalışma arkadaşım ve mütevelli heyet üyesi. Türkiye'de Çin'in yapmış olduğu ve içerisinde bulunmuş olduğu pek çok kritik konularda bizler de hasbelkader paydaşlar olarak ve destekçiler olarak bulunmuş olduk. Özellikle savunma sanayinde, enerji alanında, ulaşım, ulaştırma, hızlı tren konularında bu konularda son derece çalışma imkanına sahip olduk. Ve bu konuda da Başkanımız Hasan Çapan Bey'in destekleriyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bu yıl özellikle 10. yılını kutlayacağımız Eylül ayında Bir Kuşak Bir Yol projesinden bahsetmek istiyoruz, inisiyatifinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu konunun Türkiye'de çok iyi bilinmediğini, çok iyi anlaşılmadığını ve bu konuya bakış penceresinin hep Batı perspektifiyle yapıldığını görüyoruz. Ve bu perspektifin gelişmekte olan bir ülke olan ülkemiz için uygun olmadığını düşünüyoruz. Ve bu anlamda Bir Kuşak Bir Yol nedir? Özgür Bey'den bize giriş yapmasını, bir temel açıklama yapmasını rica ediyorum. İşte Mehmet Bey, sizin de söylediğiniz gibi bir yol, bir kuşak dünya çok konuşulan bir konu. Ama Türkiye özelinde de fazla bilinmiyor ya da yanlış biliniyor. Ve gerekli bilgi, açıklayıcı bilgi de yok. Biz de nacizane dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız birlikte. Yani ben kısaca şöyle genel bir bilgi verirsek, bir yol, bir kuşak projesi nedir? Tabii bu çok yeni bir kavram ama aslında Türk insanının, Türk kültürünün ve birçok medeniyetin de çok aşina olduğu bir kavram. Çin'in İpek Yolu dediğimiz zaman bu daha iyi anlaşılacağını zannediyorum. Çünkü yaklaşık 2000 yıl boyunca Çin'in azimli, gayretkar ve çalışkan insanları kendi medeniyetlerinin ürettiği, coğrafyasında ürettiği değerleri Asya, Avrupa, Afrika kıtasındaki diğer insanlarla paylaşmış. Ama bu paylaşırken de tabii karşılıklı hoşgörü, kazan-kazan temelinde bir dizi ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ve buna biz İpek Yolu diyoruz. Tabii aynı zamanda bu ticari bir kavram dışında aynı zamanda Doğu ile Batı'nın kültürel ve yani işbirliğinin ve değişimin sembolü olmuştur. Bugün de bundan temel alarak, yani bu eski rotayı temel alarak bir yol, bir kuşak inisiyatifi ortaya çıkmış ve şu anki Çin ürettiği kendi değerlerini yine farklı coğrafyalara, kendisi dışındaki farklı coğrafyalara ulaştırmayı temelinde kazan kazan, hoşgörü ve işbirliğine dayanan bir inisiyatif oluşturmuştur. Buna kısaca bir yol, bir kuşak projesi diyoruz. Bir yol, bir kuşak isminden yola çıkarsak, kuşak aslında karayolu daha ziyade, yani Çin'i
Orta Asya ve Avrupa'ya, Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ve Batı Avrupa'ya bağlayan ayağını oluşturuyor. Tabii karayolu dediğimiz zaman bunun içerisine demir yolu da giriyor. Farklı farklı ülkelerden geçiyor ve şu anda mevcut, biliyoruz ki bir kuzey hattı da mevcut ve Çin'den, Şiyan'dan, tarihi İpek yolunun da başkenti Şiyan'dan yola çıkan bir tren yükü. Bugün yaklaşık 14-15 gün gibi bir sürede Avrupa'nın Almanya'ya ulaşıyor. Bu çok müthiş bir olay. Geçmişte belki de hayal bile edilemeyen bir olay. Tabii bütün bunların yapılabilmesi için de sizin de bahsettiğiniz gibi ciddi altyapı çalışmaları gerekiyor. Ve bu altyapı çalışmaları işte tren yolları yapılmasını gerektiriyor. Farklı ülkelerin gümrük mevzuatları vesaire gibi teknik ve idari konuların birbirine denk hale getirilmesi, uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Tabii bütün bunlara gireceğiz zamanla ama öncelikle bu inisiyatif nereden ortaya çıktı, ne zaman başladı, bu inisiyatifin genel amaçları, tabii biraz bahsettiniz ama biraz daha derin bahsederseniz sevinirim. Tabii siz bir yol olarak bahsettiniz ama bir de biz bir yol bir kuşak diyoruz. Siz yolu anlattınız. Bir de bir kuşağı var. Kuşak derken de bu deniz yollarını kapsıyor. Deniz yollarını kapsarken sadece ülkeleri karayolları değil, deniz yollarıyla, boğazlarla, deniz boğazlarıyla ticaretin ve insan hareketlerinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Onun için biz buna bir yol, bir kuşak diyoruz. Ve aynı zamanda bu yolun da üst yolunda demir yolu ve karayolları hattının yanı sıra aynı zamanda enerji ve iletişim hatları da burada çok önemli. Bunları söylerken tabii nasıl başladı dediğimiz zaman Kasım 2013 yılında Başkan Xi Jinping'in önderliğinde 18. ÇKP Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumunda yeni bir çok yönlü açılım modeli oluşturmuştur. Ve bu Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan yeni İpek yolu ekonomik kuşağı ve deniz İpek yolu kuşağı inşasını kabul edilmiştir. Ve yeni İpek yolu ekonomik kuşağın inşası Çin'in hem iç hem de dış ilişkilerindeki bir sonraki atılım ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. Ve başlangıcı dediğim gibi 2013 yılında başlamıştır ve bu sene de inşallah 10. yılını kutlayacağız. Peki Mehmet Ali Bey, yani bunun bir yol bir kuşak inisiyatif hedefleri nelerdir? Açıklayabilir misiniz biraz bizlere? Elbette. Tabii ekonominin en temelinde üretim var. Ve ürettiğiniz önce size yetmeli. Ancak size yetenden fazlasını ürettiğiniz takdirde bunu da üretemeyen veya bunu değerlendirecek olan diğer ülkelere, diğer insanlara, coğrafyalara ulaştırmak önemli. Ve dolayısıyla bu faaliyetler de ekonomiyi oluşturuyor. Şimdi burada Çin son 40 yılda müthiş bir gelişim yakaladı. Ve dünyanın bir anlamda üretim merkezi haline geldi. Bugün bilgi de dahil olmak üzere pek çok şeyi Çin üretiyor. Ve pek çok konuda batılı ülkelerin de önüne geçmiş durumda. Özellikle yapay zeka olsun, işte kuantum bilgisayarlar olsun, robotik, uzay, silah sanayi, enerji, pek çok alanda pek çok yenilik artık Çin'den dünyaya yayılıyor. Şimdi tabii ürettiğinizi eğer farklı marketlere, farklı coğrafyalara ulaştıramazsanız bunun çok da bir ekonomik manada anlamı yok. Bu çok durağan bir ekonomiye sebep oluyor. O halde tarihi İpek yolu gibi modern İpek yollarına ihtiyacınız var. Bir kuşak bir yol, işte bu tarihi ticari İpek yolu gibi altyapı ve bu ticari metalara, üretilen her şeyi aslında, kültür de buna dahil, her şeyi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmanın anahtarı.
Dolayısıyla aslında iyi düşünülmüş, iyi öngörülmüş ve iyi planlanmış bir proje, bir inisiyatif. Ve arzu ediyorum ki dünya için de çok güzel şeyler getirecek. Özellikle Asya ve Avrupa ve Afrika kıtalarını ciddi anlamda birbirine bağlayacak, birbirine yakınlaştıracak. Farklı kültürleri birbirine yakınlaştırmak suretiyle de ciddi derecede dünyanın bugün içerisinde olduğu o değişim rüzgarlarının da getirdiği çatışma ortamlarının da pek çoğunun aslında önüne geçecek bir sonuç getirecek diye ümit ediyorum. Tabii Mehmet Ali Bey'in söylediklerini ben biraz daha ekleme yapmak istiyorum sizi desteklemek amacıyla. İşte biraz önce söylediğimiz gibi Kasım 2013'te ilk başlangıcıyla Çin'in iç ve dış ilişkilerinde bir sonraki kalkınma buna bir planı dedik. Ama Çin ilk önce iç kalkınma için, iç atılım için bunu bir hedefleri koymuştur. Bunu da 5 ana maddede ayırıyor. Ben bunlara biraz bahsetmek istiyorum. Birinci madde Çin'in kalkınması dengeli bir bölgesel yaklaşım ve yeni ekonomik büyüme noktaları oluşturmak gerekiyordu. İpek yolunun yeniden canlandırılması ve Çin'in daha biraz daha geri kalmış batı bölgelerini geliştirmek ve bunun ekonomisini canlandırmak amacıyla ilk hedef, içsel ilk hedefi budur. İkinci olarak İpek yolu ekonomik kuşağı sadece kendisinin değil komşuların da ekonomik, siyasi ve savunma yönünden bir ortak payda oluşturması amaçlanmıştır. Üçüncü olarak da altyapı projelerine önem vererek bağlanabilirliği, bölgesel işbirliğini daha hızlandırmak amacıyla altyapı projelerine önem vermiştir. Ve diğer bir konu, diğer dördüncü olarak da Çin'de hatırı sayılır üretim fazlasını hem kendi bölgelerine hem de komşu bölgelere ulaştırmak amacıyla bunu hedeflemiştir. Beşinci olarak da son olarak da Batı Çin'in kalkınmasını teşvik etmek ve Doğu Çin'in de yeniden yapılanmasını desteklemek amacıyla yardımcı olacak bazı bölgeler irdelenmiştir. Kalkınma, ekonomik kalkınma bölgeleri irdelenmiştir. Bunları sayarsak kuzeydeki 5 eyalet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia ve Xi'an bölgeleri ve Çin'in güneybatısında yer alan 4 eyalet şehri Chongqing, Sichuan, Yunnan ve Guangxi kalkınma bölgeleri oluşturulmuştur. Teşekkür ediyorum Özgür Bey. Elbette dediğim gibi öncelikle bir ülkenin üretimi kendine yetmeli ve kendi refahı öncelikli olmalı ki Çin de bunun için kendi iç refahını, iç gelişimini tamamlamak maksadıyla Bir Kuşak Bir Yol projesinin belki de temellerini attı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ancak sayın seyirciler, siz de takdir edersiniz ki küresel bağlantı ve geleceğini, refahını şekillendirecek böyle önemli bir girişimi 15 dakikada anlatarak bitirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu ilk programımız, bu işe girişimiz, devamını getireceğiz. Bizi izlemeye devam edin.